Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün Çeşme'deyiz. Çeşme'de Toyota Hybrid orta parkur süreceğiz. Biliyorsunuz bugün ve yanımda Oğuz var tabii. Görmemiş gibi yapayım. Aa, burada da bisikletçi varmış. Evet, biliyorsunuz parkur tamamen değişti. Hatta ben 20 gün önce falan bir sürmüştüm. Hatta bir yarısını gene beraber sürmüştük. O komple değişti. Ondan önce bir değişiklik vardı. Bu Alaçatı tarafını komple iptal ettiler arkadaşlar. Oraya gitmiyoruz artık. Oradaki soğuk asfalt bayağı sıkıntılıydı ve sanırım orada bir çalışmalar var şu anda. Onun için o bölüm tamamen iptal. Şimdi burada starttan direkt Ildır bölümüne gidiyorduk. Ama orayı da değiştirdik. Biz geçen ben işte iki parkuru da sürdüm. Ama biraz sıkıntılar vardı. Çünkü Tepe Kahve'nin oradan aşağı indiğimiz yol tamamen soğuk asfalt olmuş yine. Ve inişte bayağı bizi yoruyordu. Bayağı sarsıyordu orası da. Şimdi orayı tersten gidiyoruz. Yani bütün parkuru terse döndük ve tersten giderken daha az sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Çünkü orayı tırmanacağımız için o soğuk asfaltı yani almayacağız. Zaten Nohut Alan Tepe Kahve'ye kadar dümdüz. Aynen. O yüzden hep çıkıyorsun. Çıktığın için aynen. O kadar bir hız yapmayacaksın. Ve yani. Şöyle de bir güzellik var. İşte o peletondaki amatör gruplar, burada herkes tek başına daha rahat sürüşle başlayacak. Daha güvenli bir sürüş olacak aslında. Neyse, bunları konuşuruz. Hadi biraz sürelim. Evet, burası tam start yerimiz arkadaşlar. Buradan yarışımız başlıyor. Şimdi tabii yönler değiştiği için karşıdan mı olur start, buradan mı start olur tam olarak bilemiyoruz. Onları gelince göreceğiz. Muhtemelen bir taraftan iniş olacağı için gene yolun o tarafı. O tarafı olur. Aynen. Ildır bölümünden, en güzel bölümden döneceğiz. Evet, biliyorsunuz bu Toyota Hybrid parkuru arkadaşlar. Ben de buraya tabii ki Corolla, Toyota Corolla Cross'umla geldim. Hybrid. Biliyorsunuz Toyota Corolla Hybrid hem benzinle hem de elektrik motoruyla çalışan bir model ve hiçbir şekilde şarj etmenize gerek kalmıyor. Kendi kendini şarj ediyor. Özellikle şehir içinde çok avantajlı. Benim en çok sevdiğim bölüm ise arkadaşlar yukarısındaki bu cam tabanı. Direkt bisiklet yukarıdayken onu görebiliyorsunuz. Ayrıca bagaj da çok büyük. Hatta yani yukarıya koymadığım zamanlar bagaja bile bisikleti koltukları yatırarak koyabiliyorum. Arka koltuğa direkt ön lastiği çıkararak koyabiliyorum. Bu açıdan çok avantajlı ve tabii şehir içindeki yakıt avantajı da süper. Dur kalklarda çok benzin yakmıyor. 3.6 falan yakıyor neredeyse şehir içinde. Uzun yollarda da çok rahat bir araç arkadaşlar. Hadi şimdi Çeşme Grand Fondo Toyota Hybrid parkurunu sürmeye devam. Oğuz'dan aldığım bilgilere göre arkadaşlar pazar günü de aynı bu hava durumuyla karşılaşacağız. Böyle güneşin doğuşuna doğru gidiyor olacağız ve Tepe Kahve'ye kadar kafa rüzgarını alacağız ama şu anda çok fazla rüzgar yok, hissedilmiyor yani. Pazar günü de aynı olur. Pazar günü de aynı olur ve peloton olacağı için hiç sıkıntı olmaz. Buralarda peloton bölünmez. Ta ki bunun sonunda bir yokuş var. Orada hafif bölünmeleri, ondan sonra zaten tırmanış başlayacak, devam edecek hep. Şöyle bir durum var. Benim eğim haritasından gördüğüm kadarıyla aslında parkur biraz kolaylaşmış. Evet. Çünkü eğim, ya tırmanıştaki eğim daha az bir eğimlen daha uzun bir eğim olmuş. Yani daha uzun da. Aynen, hepsinde. Kısada da. Kısa biraz bir tık zorlaşmış olabilir. Gelmeyen yokuşundan öbürünün inişi de kısa daha, bence kısanın tırmanış profili fazla. Daha fazla yani. Yani daha sertleşmiş orası ama öbür iki parkur, Toyota Hybrid parkur ve uzun parkur hele uzun, daha rahatlamış. Bayağı kolaylaşmış. Tabii. Öbür tarafta sert inişler vardı. Sert çıkışlar vardı. Onların hepsini ineceğiz arkadaşlar. Evet, şu anda bile arkadaşlar biz muhabbet ede ede gidiyoruz ve 40-41 ile devam ediyoruz.
Burası böyle hafif inişli, hafif çıkışlı ilk bölüm. Burası aynı zamanda son bölümde. Yani burada herkes çok fark etmiyor ama son bölümde hafif bir tırmanış oluyor. Böyle çok yoruldum sanıyorsun. Gitmiyor bacak diyorsun da hafif bir tırmanış var aslında. Çeşmeye doğru. Evet, ilk yokuşumuza geldik arkadaşlar. Direkt zaten Voho da yokuş olarak gösterdi. Burası %3'lerde çıkılan bir yokuş. Ve toplamda 500 metre falan bir mesafesi var. Rahat rahat çıkılır. Sonrasında işte geçen seneki parkurlar buradan sola dönüyordu. Biz şimdi düz devam edeceğiz. Evet, bu nokta tam dönüş noktamızdı. Sola doğru devam ediyoruz. Zaten bu yollar kapalı olacak arkadaşlar. İkinci tırmanışımız da çok ufak. Şu anda Voho Toyota hibrit parkurunda 13 tane tırmanış verdi arkadaşlar. Rotayı yükledim. Bu arada rotayı falan mutlaka yükleyin. Bu yarışta olmaz ama bazı yarışlarda rotalar şaşabiliyor. Bu yarışta olacağını sanmıyorum. Evet, şimdi tırmanışı bitirdik. İneceğiz ve soğuk asfaltta karşılaşacağız. Sol tarafımızda bir tane göl olacak değil mi? Göl var burada. Evet, gölet var. Gölet var. Bir seneki yağmursuzluktan ben de göreceğim şimdi. Var var. Evet, bu göletlere falan iyi bakın arkadaşlar. 5 seneye bunların hiçbiri kalmayacak muhtemelen. Eğirdir diyor, gölü diye bir göl kalmayacak. Zaten yarısı kurudu. Neredeydi? Abi ortasında geldi. Ortasında şey var oğlum. Ortasındaki dip görünüyor. Dip gözüküyor. Daha önceki yıllarda Grand Fondo'larda geçiyordun biliyorsun. Aynen. Haldeydi. Evet. Buraya geldiğimiz zaman oh be diyorduk. Şimdi buraya geldik ve hadi bakalım başlıyoruz. Bu yollar arkadaşlar yeni asfaltlandı. Özellikle Kadıovucuk yokuşu. Burası değil de burada tam 9.5'te başlıyoruz. Ama dediğim gibi o Kadıovucuk tırmanışı, yani daha doğrusu Tepe Kahve tırmanışı, böyle bir soğuk asfalt olacağı için çok fark edilmeyecek tırmanış olduğu için diye düşünüyoruz şimdi, göreceğiz birazdan. Ama şöyle bir durum var tabi, hızınızı hesaplarken finish sürenizi, bunları hesaba katın, mutlaka bir 5-10 puan düşürüyor burası hızınızı. Yani gidemiyorsun ya. Yarış günü şimdi göreceğiz, şu günü görünce asıl açık alana çıkacağız. Ha. Rüzgar da daha rüzgar tabi. Yarış günü de var aynı zamanda. Aynen. Bundan sonra bu inişten sonra aslında yarış başlıyor arkadaşlar. Burayı da şöyle gösterelim. Burası arkadaşlar eski Çeşme yolu. Çeşme İzmir yolu. Otobanın dışındaki Beleş yol. Burada hafif hafif eğim başladı mesela. Şu anda 11. kilometredeyiz. Dört buçuk ortalamayla yukarı doğru çıkacağız. Şu anda burası yokuş da biraz sonra biraz daha bir tık daha zorlaşacak. Ve ana gruplar, grupettolar hep burada belirlenecek. Bakın şu anda tırmanıyorduk.
Vaho daha yeni tırmanışı verdi. Yani esas tırmanış burada başlıyor. Bir yeşille başlıyoruz. Sonra sarı, sonra kırmızı. Demin de dediğim gibi aslında benim en çok sevdiğim yarışlar bunlar. Yani yokuşun önde olduğu yokuşlar, yarışlar, parkurlar. Çünkü daha güvenli oluyor arkadaşlar. Burada herkes kendi grubunu oluşturacak. Ve yarış öyle devam edecek. Şeyi çok merak ediyorum. Yıllardır tırmandığımız Kadıovacık yokuşunu ineceğiz. Şu anda rüzgar çok rahatsız etmiyor. Oğuz'un arkası dolduğum için de olabilir. Siz de tırmanışta mutlaka birinin arkasına böyle geçin arkadaşlar. Şu anda çünkü kafa rüzgarı var. Bakın. Ağaçları görüyorsunuzdur. Biraz sonra zaten daha çok hissedeceğiz çünkü tırmanışla bir tepeyi aşacağız. Bu tepe şu anda bütün rüzgarı kesiyor ilk bölümde. Ama şimdi yükseldikçe rüzgar gelmeye başladı. Şu anda tam çaprazdan alıyoruz mesela. Rüzgar böyleyse, peloton sürüşünde olan herkes çok aynen dikkat etmeli. Biz iki kişi bile ne kadar sağlıklı. Tabii şu anda tam yandan alıyoruz arkadaşlar. Buralarda dikkatli olun çünkü direkt bisiklet yön değiştirebiliyor. Burası Çeşme. Rüzgarıyla ünlü olan bir memleket. Ama ben yarış zamanına baktığımda sanki daha az rüzgar vardı. Evet, sabah daha az. Aynen. Bugünkü kadar olmaz. Aynen. Çok etkili. Olacak ama bugünkü kadar. Aynen. Şu anda yokuşu bitirdik. Hafif bir iniş var. Sonrası bakın şu ileriye doğru sürekli bir tırmanacağız. Evet. Vahalı gözükmeyen bir tırmanış daha. Evet. Vahalı da tırmanışı verdi. Bu da %4, %5 ortalama eğimli bir tırmanış. Dediğim gibi geçen 20 yıl önce geldiğimde buralara iniyordum. İnişte gerçekten yoruyordu yani. Ve organizasyonla konuştuk. Onlar da hemen dediler ters çevirsek nasıl olur? Dedim çok daha mantıklı olur. Sporcu sağlığını düşünen organizasyonlar önemli. Argeos'a teşekkür ediyoruz. Bu arada benim içimde bir tane içlik var arkadaşlar. Bir tane uzun kollu formam var. Bir de üzerine yelek giydim. Şu anda fazlalık hissetmiyorum açıkçası. İçlik dediğim ama kısa içlik. Yani yazdığımda giydiğim içlik. Anca dönüşte belki yeleği çıkarmaya ihtiyaç duyuyorum. Ama yarışta yeleği giymem muhtemelen. Bu yokuş çıkınca yanan rüzgarlar bayağı bir etkiledi. Şu anda siz rüzgarı tam duymuyor olabilirsiniz. Bu DJ'in tüylü mikrofonu sayesinde. Ama bayağı ağır yani. Evet, açıkçası bu Alaçatı bölümünün çıkmasıyla evet soğuk asfalt bölümü buraya gelmiş ama yarış çok güvenli olmuş arkadaşlar. Yani şu anda biz 15. kilometredeyiz ki daha gideceğiz. Daha hiçbir yere dönmedik. Yani şu ana kadar bayağı bir deniz zamana karşı parkuru gibi. Herhangi bir dönüş yok. Dümdüz geliyoruz ve burada bir öncekinde bol bol dönüşler vardı.
yavaşlamak zorunda kalıyordunuz, peloton orada kopuyordu falan. Burada sadece önümüzde böyle tırmanışlar var. Şimdi bir tane daha geliyor. 3 ortalamayla tırmanacağız. 70 metre, 50 metre sonra başlıyor. Şurası zaten. Bu da 460 metre olacakmış. İşte bisiklet bilgisayarına bunları attığınız zaman yarış öncesinde, yokuş öncesinde sizi uyarıyor Vaho. Bu arada 3 Aralık'ta da yeni Vaho bisiklet bilgisayarı geliyor arkadaşlar. Onun duyurusunu yaptılar. Merakla bekliyoruz bakalım. Evet, Çeşme'de şu rüzgar gülleri fıldır fıldır dönüyorsa arkadaşlar, eğlence var demektir. Bir yokuş daha geliyor. Bakın bayrakları gördüyseniz tam şu çaprazdan geliyor. Ve kafadan geliyor rüzgar. Bu arada şu bölüm her 3 parkurunda başlangıcı arkadaşlar. Biraz sonra kısa parkur sola dönecek. Biz ileriden devam edip Tepe Kahve'ye tırmanacağız. Oradan biz devam sola döneceğiz. Kadıovacık yokuşunu ineceğiz. Oradan Ildır'a bağlanacağız. Uzun parkurda oradan dağa devam edecek. Kadıovacık yokuşundan aşağı inecek. Şimdi kısa parkur biraz daha zorlaştı dedik de aslında o kadar sert bir tırmanış da yok. Biz zaten o Germiyan yokuşun yarısından fazlasını burada tırmanıyoruz. Şu bölümü geçecekler sadece, değil mi? Şimdi geldikten sonra kısa şu yolu gelip şunu geçince zaten yol köye geliyor. Yarış bitti. Aynen. Sonrası sahile kadar yokuş aşağı. Ve inanılmaz bir yol arkadaşlar. Belki bugün gelip ya da yarın o Germiyan yokuşunu inerim. Kısa parkuru komple çekmem çünkü başı ve sonu aynı olacak. Dakikaları yazarım. Bu videodan onları izleyebilirsiniz. Ama burada bayağı bir deniz seviyesinden yükseliyoruz aslında. Öbür taraftan çıktığımızda çünkü deniz seviyesinden direkt tırmanışa başlıyoruz. Bu arada o yokuş, o inişin yol kalitesi efsane. Ama şimdi biz bu Toyota Hybrid parkuruna bakalım. Kısa parkurun ayrım noktası arkadaşlar tam 18.3. kilometre. Yani hemen şu kamyonun geçtiği yer. Buradan sola doğru çıkıp hafif bir yokuşla köye geliyorsunuz, Germiyan köyüne. Oradan da iniş başlıyor ve sonra da sola dönüp Çeşme'ye. Buradan değil mi? Burası kısanın dönüşü. Aynen. Düz, orta uzun düz. Devam o zaman. Evet, bu asfaltlar üzerinden araba geçtikçe arkadaşlar oturuyor. Ama biraz sonra gireceğimiz yere yeni asfalt atıldığı için henüz bir oturma yok. Evet, %3'lük bir tırmanış daha. 100 metre sonra. Gerçekten şu anda soğuk asfalt hiç hissetmiyoruz. Kollarım bile oynamıyor yani. Evet. Evet, uzun bir yokuş daha bitirdik. Evet, bu bölümde yolumuz biraz düzeldi. Şu an tam 22. kilometredeyiz. Dediğimiz gibi soğuk asfalt da aslında o kadar soğuk değil, bayağı ezilmiş. Evet. Şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz.
Buralar orman morman olduğu için arkadaşlar biraz serin de oldu. Yani bam 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 gitmeyecekseniz uzun kollu giymenizi öneririm. Orada bu yol çok genişlemiş. Yani zaten soğuk asfalt olması nedeni de genişlemesi. Genişledikten sonra soğuk asfalt atılmış buraya. Lastik seçiminde 30 yapabilirsiniz burada. Beşinci kilometrede bayağı bir düz alanımız var. Biraz sonra tepe kahvaya doğru tırmanışımız başlayacak. Bir o yokuşta kırmızılar göreceğiz. Evet, şimdi şuradan yukarı doğru tırmanacağız arkadaşlar. Rüzgar var, Oğuz'un dediğini duymamışsınızdır. Direkt Kadıovacık tırmanışımız direkt Tepe Kahve tırmanışımız başlıyor arkadaşlar. Buradan sağdan otobana bağlanıyor zaten. Biz buradan devam ve şurada bir mola veriyoruz. Oh, burası harika. Burada dönelim hep. Aynen. Hani diyordum ya, soğuk asfalt. Oh. Şu anda kaymak gibi akmaya başladı vallahi makine. Ama şimdi yine başlıyoruz. Ama dediğim gibi şimdi tırmanışa başlayacağımız için çok fazla görmeyeceğiz. Şimdi ta şu uca gideceğiz arkadaşlar. Orada bir tane ağaç var görüyorsunuz, oraya gideceğiz. Evet, %8 eğimimiz başladı. Şu anda size o eğim haritasını da gösteriyorum. Vahon ekranına. Evet, burası uzun bir tırmanış. 1, 2, 3 yeri sert. Burası biraz sert. Şurası düzgün, bir de şu üst taraf sert. Ama böyle bir kocaman yolda süreceksiniz arkadaşlar. Şu anda soğuk asfaltı hissetmiyoruz. Çok hafif hafif böyle titretiyor ama hoplatıyor diyelim. Bu arada demin konuştuk, bu yolların aslında Çeşme Belediyesi'yle çok alakası yokmuş. Buralar hep yol, karayollarına ait. Urla Belediyesi'nin, Çeşme Belediyesi'nin yapacağı çok fazla bir şey yok buralarda. Zaten o soğuk asfalta girdiğimiz yer de başlıyor karayollarının olayı. İlk sert bölümünü bitirdik bu arada. Şimdi biraz sarı. Sonra düzleşiyor. Sonra esas tırmanış bölümü geliyor. Bu yokuş arkadaşlar, kaçış yapmak isteyen, peritonu iyice dağıtmak isteyenler için son seçenek. Yani zaten buraya kadar çok kalabalık gelmeyecek muhtemelen. Ama burası iyice belirleyici olacak. Bundan sonra bir çıkışımız daha var.
Ama o da çok fazla sert değil. Bir bölümü sert. Ondan sonra Çeşme'ye kadar ineceğiz. Evet, yavaş yavaş manzarayı görmeye başlıyoruz. Evet, ben burayı tersten bir kere daha tırmanmıştım, hatırladım şimdi. Yazın tırmanmıştım. Herhalde 3-4 sene önce falan. Evet, hep İspanya'da gördüğümüz durumlar arkadaşlar. Kamyon şoförü herhalde yurt dışından geldi. Bizi geçmiyor şu anda, teşekkür ediyoruz. Tabii yanımızdan geçerken küfür basabilir. Şu anda tırmanışın en sert bölümündeyiz. Bakın şurası. Vay be. Açıktan da alıyor. Selamını da verdi. Herhalde eskiden bisiklete ya da motora biniyordu. O bölümü geçtikten sonra, sert bölümü. Şimdi buralar sarardı. Şu sağa dönünce hafif bir portakal rengi olacak, sonra tepe kahveye geliyoruz. Ünlü tepe kahve. Yarıştan önce buraya gelip güzel bir çay içebilirsiniz arkadaşlar. Burada gerçekten bir kahve var. Keyfini çıkarabilirsiniz. Hem de rotayı görmüş olursunuz. Sola döneceğiz. Ve uzun bundan sonra sıcak mı? Evet. Oo. Evet, uzuncular. Bundan sonrası sıcak asfalt arkadaşlar. Biz de buradan böyle aşağı doğru ineceğiz. İçme su noktası var. Ha, CP varmış burada. Buradan zaten orta parkur, buradan aşağı, oradan da yukarı Kadıova'ya gidecek. Aha. Uzun da böyle gidip onlarla orada tekrar buluşacak. Buluşacak aynen. Biz buradan, yani hepsi aslında bütün rotalar bir yerden kestirme yapıyor. Evet. Aynı yola gidiyoruz. Hep arka tarafta aynı yere çıkıyorlar. Aynen, aynen. Yani çoğu yollarımız aynı. Kısa parkurun %80'i zaten uzun parkurun içinde. Uzun içinde yol kalitesi açısından bundan sonrası bitmiş durumda. Yani bu soğuk asfalt, sıcak asfalt olarak ve oturmuş güzel bir mıcır asfalt olarak ana yolda gidecek. Hadi şimdi orta parkur, Toyota hibrit parkuruna devam. Evet, buradan şimdi Kadıova'ya doğru inişimiz başlıyor. Burası normalde tırmanıyorduk arkadaşlar. Şimdi üzerimdeki yeleği de çıkardım. Oğuz da çıkardı çünkü biraz sonra rüzgarı arkamıza alacağız. Sıcak olmaya başlayacak. Tabii uzun kollu devam. Evet, bu köyde böyle heykeller görebilirsiniz, daha doğrusu kuklalar. Barbaros köyü. Buradan Kadıova'ya doğru devam. Oh, buralar güzel asfalt. Eski asfalt. Evet. Bir süre güzel asfaltta dümdüz gittikten sonra şimdi yine Kadıova'ya doğru, bu sefer tersten tırmanıyoruz herhalde. Bu şimdi Kadıova'nın öbür taraftan tırmanışı değil mi? Evet, şu an Kadıova'ya tersten çıkıyor. Aynen. Burası ama öbür taraftan daha sakin bir tırmanış. Evet. Şu anda gördüğüm kadarıyla önce böyle bir sert bölüm var. Bir kırmızı göreceğiz. Sonra düz. Sonra biraz daha sertleşecek. Burada bir firgete var. İleride bir sol sağ yapacak. Sonra bir düzlük var. Aynen.
Sonra köyün içinden yukarı kadar çok kısa bir bölüm var. Ondan sonra zaten yani şeye çıkmış oluyoruz. Zirveye çıkıyoruz, oradan da iniş. Pazar günü bir aksilik olmazsa ben de bu parkurda olacağım arkadaşlar. Toyota hibrit parkurunda. Evet, burada bir sert bölüm var. Buradan soldan yukarı doğru çıkacağız. Uzun bir düzlüğümüz var. Evet, şu tabelaya kadar muhtemelen. Bu arada bu bölümde rüzgar bitti. Şu anda hiç rüzgar hissetmiyoruz. Evet. Bir hafif sarı bir bölüm daha var. Sonrası düzlük. Evet, normalde burası da soğuk asfalt arkadaşlar. Ama yıllanmış bir soğuk asfalt olduğu için bayağı normal asfalta dönmüş artık. Bu arada arkadaşlar, bu rotaların hepsine astaldurmamak.com'daki nerede sürelim bölümünde bulabilirsiniz. Orada rota ile ilgili bilgiler de olacak. Ve aynı zamanda işte aracınızı nereye bırakırsınız, nerede mola verebilirsiniz, onlarla ilgili hepsiyle ilgili bilgi olacak. Bu rotada onlardan biri, yani Çeşme'ye geldiğiniz zaman yarış olmasa bile bu rotada böyle sürebilirsiniz derken rüzgar çıktı. Kadavacı'ya geldik. Geçtiğimiz yarışlarda köyün içinden hızlıca geçip gidiyorduk. Şimdi köyün keyfine vararak çıkacağız. Bayağı tırmanarak köye geldiyiz. Ama burası bir bölümü biraz sert gibi gözüküyor. Onun dışında rahat bir tırmanış. Aferin lan. Oğlum, arabaları havladı. Bize havlamadı. Değişik köpek. Burada son bir çıkışımız var. Son tırmanış, gerisi hep düzlük. Bundan sonra harika bir yola geliyoruz arkadaşlar. Buraya kadar yarış bayağı kopmuş olacak muhtemelen. Çok öyle peloton şeklinde gireceğini sanmıyorum. En fazla önde 10 kişi falan olur bence orta parkurda. Keçi seslerini duyduğunuz zaman arkadaşlar, tırmanışımız bitiyor. Tırmanışlarımız bitti arkadaşlar. Bakın arkamızda Kadıovacık. Dediğimiz gibi bu tırmanış daha insancıl olmuş. Daha rahat. Bu taraftan çıkışı daha rahatmış. Buradan geliş şöyle daha. Aynen, bu taraf bayağı sertti. Daha önceki seneler isterseniz daha bakabilirsiniz. Daha önceki senelerde, hatta senin buradan çıkarken videonu tabii videom, çekmiştim. Tabii. Burada bayağı Eurosport programı yapmıştık. Şimdi inişe dediğimiz gibi dikkat edin. Çünkü yer yine soğuk asfaltımsı. Bunun ezilmiş yol zemin. Ama yine de soğuk asfalt. Bir de sert dönüşler özellikle var. Özellikle şurada iki tane bayağı sert viraj var. Oralara dikkat edin. Sonra Ildır'a ineceğiz. Ildır'dan sonra keyfini çıkarırız. Hadi bakalım. Devam. Lan! Yarışta da bunu yaparsan. Evet. Bunu yapmayın arkadaşlar. Ani fren de yapmayın. Arkanızdaki girer yoksa size. Ben giriyordum mesela. Evet. Bu inişlerde
en dıştan almaya dikkat edin arkadaşlar. Dıştan içe doğru. Ben şu anda arabalar geldiği için ki Allah'tan almamışım. Öyle yapamıyoruz. Burada mesela en sağdan en sola doğru apex'i çizmeniz lazım. Şu anda arkamdan araba geliyor için dışarı çıkamadım. Evet, soğuk asfalt çok öyle hissettirmiyor burada. Dediğim gibi çok ezilmiş soğuk asfalt. İniş 38'de bitti. Şimdi burası böyle inişli çıkışlı. Evet, yolda iki tırmanışımız daha varmış ufak. Ve 41.9'da soğuk asfalt bitiyor arkadaşlar. Oh. Bundan sonra keyif başlıyor. Artık Çeşme'ye kadar ne titreme var ne bir şey. Aynen. Yani bundan sonra yarışın buraya kadar gelen keyfini çıkarabilir. Aynen öyle. Şimdi biraz sonra zaten deniz kıyısından Türkiye'nin belki en güzel bisiklet sürülebilecek yerinde gideceğiz. Yani ama yol... karayolları duymasın da bunu. Bu... soğuk asfalt yapmasınlar orayı. Evet, şu anda rüzgar da tam arkamıza geldi. Çaprazdan bizi götürüyor. Aynen. Burada bir üstlekler. Uzun sağ taraftan böyle. Biz de buradan sola devam. Türkiye'nin en güzel bisiklet yolu. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Türkiye gibi. Değil mi? Süpersiniz. Evet, burada koşan abimiz. Buradan. Şimdi finişe doğru. İniş çıkışlı. Bol deniz manzarası arkadaşlar. Keyifli yerlere geliyoruz arkadaşlar.
Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kısa parkurunda inişi burası arkadaşlar, Germiyan. Bundan sonrası da kısa parkurun finişi aynı şekilde. Yani şu sağımdaki manzaraya doğru inecek kısa parkur. Ve sonra da buradan bam 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 finişe. Bir nevi 3 rotada buraya birleşiyor. Aynen. Burası, hepsi buradan artık beraber dönüyor. Burası herkesin dönüşü. Evet, Çeşme Anayolu'na girişimiz de böyle geniş asfalt oldu. Burada son bir yokuşumuz var arkadaşlar. Anayolu'ya bağlanırken. Burada Çeşme yarım maraton da oradan yukarı Alaçatı'ya doğru devam ediyor. Evet, şu anda Çeşme ana yoluna doğru çıkmaya başladık arkadaşlar. Burada bir tırmanışımız daha var. O tırmanış da aynı zamanda Çeşme yarım maratonunda da var. Ve sonrasında bam 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 gidiyoruz ve burası eskiden daracıktı. Burasını çok güzel yapmışlar, bayağı genişlemiş. Aşağısı hemen Ilıca plajı sağ tarafımız. Böyle şurası Ilıca plajı. En son buraya geldiğim zaman kar yağmıştı. Evet, bugün öğleden sonra burada yüzme antrenmanı da yaparız. Evet, buralar çok güzel olmuş gerçekten. Evet, o dediğim yokuşta burası. 3.5 eğimde biraz tırmanacağız. Son tırmanış dedik dedik, hep bir tırmanış daha var ama bundan sonra bir tırmanış daha var arkadaşlar, inanmayın. Ama yolda yine ufak böyle bir çıkışlarımız olacak. Evet, bu eğim koşarken yoruyor ama bisiklete çok öyle sert bir eğim değil. Buradan sağ finişe doğru gidiyoruz bakalım. Evet, daha önce bu yola geldiğimizde son 10 kilometreydi. Şimdi son 7 kilometre arkadaşlar. 7.2 falan. Oh.
Evet, 13 kilometre arkadaşlar. Buralarda böyle hafif hafif eğimler var. Ama sonunda dümdüz aşağı doğru iniyoruz. Ve burada sağınızda Migros'u gördüğünüz zaman arkadaşlar, son tırmanış gerçekten bitiyor. Buradan dümdüz hep yokuş finişe doğru gidiyoruz. Son 200-300 metre falan burası. Aynen, şu anda bitti. Evet, biter. Evet. Teşekkür ederim dostum. Evet. Yine Çeşme muhtarı olarak bana eşlik ettin burada. Şimdi parkur terse dönünce sanki daha güzel olmuş değil mi? Güzel olmuş. Aynen. Şöyle, sürekli burada sürdüğümüz için biz normalde bunu hep haftada bir zaten bu noktayı sürüyoruz. Aynen. Kadovacı'ya çıkıp Tepe Kahve'ye çıkıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki hani Çeşme'ye kadar yokuş aşağı. Ama yolun bu haliyle o 20 kilometreyi herkes diyebilir ki niye böyle? Dönmek çok, çok eziyet olurdu. Aynen. Böyle sabah senle de sürdük. Tırmana tırmana gidip son 30 kilometrede ise sıcak asfaltta akarak geldik buraya. Aynen. Evet. Çeşme'de daha güzel olabilir mi? Olabilir tabii. Yani buraya yakışan çok güzel yollar ama elimizde bu var arkadaşlar. Elimizdeki bu yollarla bu, yani bu parkurda en güzel bu şekilde olabilir. Hatta yani bence kısada, ortada ve uzunda kullanabildikleri bütün neredeyse sıcak asfaltları kullanmışlar. Çünkü uzunda, şimdi bizim bitirdiğimiz tam o noktadan yani Tepe Kahve'yi tırmandığımız, sola döndüğümüz noktadan sonra sıcak asfalt başlıyor zaten. Yani bir soğuk asfalt zaten şu İzmir Çeşme Karayolu. Aynen. O da ana yol zaten. Evet. O da mıcır asfalt. Bir de yani şöyle bir şey var. Zaten bu soğuk asfalt yarışın başında hep vardı. Vardı. Daha öncelerinde Alaçatı'ya gidiyorduk biz. Şimdi yani aynı kilometre kadar aynen var. Hatta şimdi belki oradakinden daha rahat bir soğuk asfalt var. Aynen. Ve şöyle de bir güzellik var. Yokuşlar da daha insancıl olmuş. Yani uzun ama çok dik olmayan yokuşlar olmuş. O ilk işte o Tepe Kahve'ye tırmandığımız yokuş. Böylelikle de daha rahat sürmesi evet bir parkur olmuş. Yani orta parkur çok keyifli hale gelmiş bence. Aynen. Yani her sene sürüldüğünden daha farklı bir hissiyat var. Aynen. Evet, son kayıt arkadaşlar 1 Kasım akşamı. Yani son plan yapmadıysanız sizi bekleriz. Ben orta parkurda olacağım. Yani hava da güzel, yağmur da yok. Aynen, hava da aynı bu şekilde olacak. Hatta daha az rüzgarlı olacak. Yani belki sadece kısaları bile giyeriz yani. Belki. Yani o zaman belli olur. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.